İddianame ortaya çıktı. 4 sanık var. Narin'i öldürmekle suçlanıyorlar. Hangisinin öldürdüğü belli değil. Niye? Çünkü deliller yok. Niye? Çünkü devlet yapması gerekeni yapmadı, geç yaptı. Su kenarına o cesetin bırakıldığını. Buyurun, buyurun devam edin. AKP milletvekili de biliyordu, bilmesi gerekenler biliyordu. Kolluk güçleri etkili bir soruşturma yapsaydı kısa sürede öğrenebilirdi. Ama beklendi, beklendi, beklendi. O minik bedendeki deliller kaybolduktan sonra minik beden bulundu. Adli tıp raporlarında hiçbir şey çıkmadı. Şu anda elimizde bir iddianame var. İddianamede sanıklar var. Ama kimin katil olduğu belli değil. Korkarız ki o katillerin her biri teker teker delil yetersizliğinden tahliye edilecekler. Ve Nari'nin kanı yerde kalacak. Biz bunun takipçisiyiz. Ama 19 gün boyunca görevini yapmayanlar, ihmal edenler hakkında da mutlaka soruşturma yapılmalıdır. Bunun da takipçisi olacağız. Teşekkür ederim. Sayın Bayrak, Bayrak Tutan. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Hopa Belediyesi, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası, Artvin Çorum Üniversitesi, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ortak organizasyonunda 24-25 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Hopa Uluslararası Lojistik Kongresi bölgemizin kalkınması ve gelişmesi açısından çok kıymetli bir çalışma niteliğindedir. Artvin'in Hopa Limanı'nın lojistik potansiyelinin ortaya konulacağı, lojistik firmaların yaşadıkları sorunların ve çözüm önerilerinin aktarılacağı, Hopa'da lojistiğin geleceğin konuşulacağı, Uluslararası Lojistik Kongresi 2 gün boyunca 13 oturumda alanında uzman 50 yaşın akademisyen ve bölgemizde önde gelen sektör temsilcilerine ev sahipliği yapacaktır. Artvin'imize Hopa'mız için çok değerli olan özellikle Hopa'mızın gelişimi ve geleceği açısından tarihi bir öneme sahip Hopa Uluslararası Lojistik Kongresi'nin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Hopa Belediye Başkanımız Sayın Utku Cihan başta olmak üzere herkesi gönülden kutluyor, kongreye katılan tüm katılımcılara selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Zengin, buyurun. Sayın Başkanım, çok değerli milletvekillerim, ben de hayırlı bir çalışma günü diliyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabii çokça konu var. Bazıları zaten gün içerisinde önergelerde konuşulması gereken konulardan. Ben burada kendi öncelik sıralama göre birkaç şey ifade etmek istiyorum. Malum haliniz, dün de konuşan milletvekillerimiz ifade ettiler. 23 Ekim ve 9 Kasım 2010 tarihlerinde Van'da bir deprem oldu. Bu depremde 644 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılarımız vardı. 2000'e yakın da yaralımız vardı. Bu vatandaşlarımızla ilgili olarak tekrar ölen vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ve hükümetimiz, devletimiz bu konuyla ilgili olarak çok büyük bir özveriyle bu mağduriyetlerin giderilmesi için büyük bir gayret sarf etti. Şu anda da zaten Türkiye'de özellikle bütçemizin çok yoğun bir şekilde en son yaşadığımız depremde çokça 5'ten fazla ilimizi etkileyen depremdeki hasarların giderilmesiyle ilgili gayretimiz de hali hazırda devam ediyor. Şimdi dün biz burada uzunca tartışmalar yaptık. Bugün de devamı gelecek. Yeni doğan çetesi diye, skandalı diye ifade ettiğimiz şey. Bu konuyla ilgili olarak genel kurulda dün bütün siyasi partilerin ortak imzasıyla bizler bir araştırma komisyonu kurduk mecliste. Fakat televizyonlara bakıyorsunuz. Türkiye'nin en önemli isimlerine, kamuoyunun bildiği isimlere, şöhret anlamında, bilinirlik adına İlginç şeyler görüyorum. Buradan pek yapmadığım bir şey yapacağım. Mesela Şahan Gökbakar, Türkiye'de farklı siyasi fikirlerde olabiliriz. Kamuoyunun çok iyi tanıdığı bir isim. Çok kolay bir şekilde şöyle bir ifadeyle tweet atıyor. Diyor ki AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Bunların araştırılması reddedildi. Oysa ki buradaki herkes şahit. Dün burada iki tane siyasi parti ayrıca önerge verdi. Ama biz burada genel kurulda bütün siyasi partilerin ortak iradesiyle bir araştırma komisyonu kurduk. Sahici bir komisyon kurduk. Bütün konuda, bu konuya dair bütün detayları burada hep beraber araştıralım. Bu konuya dair kimin kabahati varsa, nerede noksanlık varsa bu ortaya çıksın. Ve devamında da bizim asli işimiz olan bu suistimale giden eğer yollarla alakalı yapmamız gereken bir mevzuat düzenlemesi varsa biz bunu yapalım diye yaptık bunu. O yüzden Türkiye kamuoyunu bu kadar önemli, bu kadar hassas bir konuda yanıltmayı çok büyük bir hata olarak görüyorum ve bunu buradan bir kez daha düzeltmek istiyorum. Bir taraftan da tabii şöyle bir suistimal var.
Tabii siyasi partilerin en doğal hakkıdır. Daha bu önergeler reddedilirken aslında bu haberleri yapanlar, haberi yapanlar biliyorlar ki ortak bir önergeyle biz bunu zaten yapacağız. Ama ona binaen kasti olarak Türkiye kamuoyunu yanıltmak, buradaki tepkileri manipüle etmek için yapılan bu kötü haberciliği de buradan kınıyorum. Bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi bu konuyla ilgili olarak hepimiz hızlı okumalar yaptık. Daha çok da yapacağız. Bunlar nasıl oldu? Bunun hem hukuki boyutu var. Tabii ki doktor arkadaşlarımız sürecin işleyişiyle ilgili daha detaya vakıflardır. Ben kendim de hukuken neler yapılabilir, bugüne kadar neler yapıldı bunu takip etmeye çalışıyorum. Elimizde bir iddianame var. Yeni Doğan çetesiyle alakalı diyelim. Şimdi bu iddianameyi okuduğunuzda şunu görüyorsunuz. Zamana sari bir yılı aşkın devam eden bir takip süreci var. Bu süreç içerisinde müfettişlerin çok detaylı raporları var. Dün de bunu ifade ettim buradan. Önce mali olarak yürütülen bir soruşturma, bir yolsuzluk olarak yürütülen soruşturma, tamamen Sağlık Bakanlığı'nın ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün müfettişlerinin verdiği raporlar üzerinden, hatta sadece genel değil tek tek hastanelerdeki incelemeler sonunda verdiği raporlar üzerinden, burada muhakkak surette hekimlerden oluşan bir bilirkişi oluşturulması talep edilmiş ve onların yönlendirilmesiyle aslında soruşturma ve devamında iddianame olayın bu halini, yani çocukların ölüm, bebeklerin ölümüyle alakalı konunun incelenmesine dair bir iddianameye dönüşmüştür. 112 ile ilgili mesele de aslında müfettiş raporlarında var. Müfettiş raporları detaylı okunduğu zaman şunu görüyorsunuz. Bir defa tüm bu yönlendirmelerde bahsi geçen hastanelere diğerlerinden daha farklı bir yönlendirme olmadığını ama tapelerde, dinlemelerde aslında bunun farklı usullerle yapıldığını görüyorsunuz. Buradan yola çıkarak zaten biz kurduğumuz komisyonda bunları da zaten incelememiz lazım. Yani burada bizim yapacağımız şey hangi usullerle, hangi yöntemlerle SGK'yı, Sağlık Bakanlığı'nı bir taraftan mali Buyurun Sayın Başkan. Bir taraftan mali olarak zarar vermek, diğer taraftan da hepsinden daha önemli, ailelerin en kıymetli varlıklarına, evlatlarına, böylesine haince, böylesine gayri insani, tarifte zorlanıyorum, insanlıktan uzak bir kötülük yapmak, suç işlemek konusunda hangi yolların işlendiğini görmek, çözmek bizim en tabii meselemizdir. Buradan yola çıkarak da bugüne kadar sağlıkta çok büyük işler yapmış olan AK Parti'nin yaptığı politikaları da, çünkü şu an dünyada baktığınız zaman pandemi sürecinde gördüğünüz yoğun bakımlarda, hasta bakımında Türkiye dünyada örnek gösterilen bir ülke. Hem hekimlerimizin hem sağlık sistemimizin de yıpratılmasına asla ve kat'a müsaade etmemek gerekiyor. Şimdi gelelim TUS'la alakalı meseleye. Saadettin Hulagu milletvekilimiz zaten kendisi konuya çok vakıf, TUS'la alakalı bilgileri verecek ama ben çok genel birkaç şey söyleyeceğim konuya dair. Şimdi bir defa yaban Buyurun, buyurun Sayın Başkan. Açıverin Yabancı uyruklu hekimler Türkiye'de sadece ve sadece göçmen sağlığı merkezinde çalışabiliyorlar. Göçmen sağlığı merkezinde. Ve bunlar için de eğer yabancı olup da Türkiye'de tıp doktorluğu, bunun dışında tıp doktoru olarak çalışmak isteyenlerin olması halinde bunların muhakkak suretle tıp fakültelerinin YÖK üzerinden denklik belgesi alınması gerekiyor. Şimdi arkadaşlarım hatırlayacaklardır. Yani ben de milletvekilliği bizim bu sürecinde başladığımız günden itibaren bizi en çok ziyarete gelenler değil sadece yabancılar, Türk olup da farklı ülkelerde tıp fakültesi okuyan Türk vatandaşlarının denklik almakta ne kadar zorlandığını herkes hatırlayacaktır. Yani şu an Türkiye'de YÖK'ten en zor denklik alınan branş tıp fakülteleridir. Denklik olmadan hekimlik yapmaları mümkün değil. Denklik alanlar da şu an için Buyurun Sayın Başkan. Son cümle, çalışma izinleri varsa sadece ve sadece özel hastanelerde çalışabiliyorlar. Şimdi gelelim yabancı kontenjanına. Mevzuatımız, hali hazırdaki mevzuatımız, bütün açılan kontenjanın sadece ve sadece maksimum %10 oranında yabancıların bu bahsettiğim şartlara uygun olarak denklikleri olması halinde TUS sınavına girmesine müsaade ediyor.
Şu anda da bu seneki sınavda geçen yıla göre bu sene açılan kontenjan geçen yıl 2023'te 1086, bu yıl açılan 867, %21'lik bir azalma var. Yani aşağı yukarıda kontenjanın %5'i civarında bu şartlara haiz olanlar için bir kontenjan mevcut. Tabii arkadaşlarım söylüyorlar yurt dışında hekimlik yapmaktan. Evet, buradan nasıl yurt dışına giden arkadaşlarımız hekimlik yapmayla ilgili kriterleri geçiyorlarsa aynı şey Türkiye'de de mevzuata uygun olarak ancak yapılabiliyor. Evet, buyur. Bunun altını çizmek isterim. Gün içerisinde devamını konuşuruz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet. Daha önce söz istediniz. Buyurun. Sayın Başkan, önemli bir konu. Ben kimi ayrıntıları dikkatinize sunayım. Hem meclis tutanaklarına girmiş olur tekraren, hem de sizin araştırmalarınıza yardımcı da olur. Yeni bir bilgi olursa da çok mutlu oluruz Sayın Zengin. Şimdi baktığınızda Sayın Bakan'ın açıklamasından ilk olağan dışı ani denetimin 28 Eylül'de yapıldığını anlıyoruz. Sayın Bakan bunu böyle söyledi bize. Yani daha öncesinde müfettiş raporları, denetimler var ise olağan demiyorum. O zaten rutin işler. Var ise bunu biz bilelim. Artı bunlar bu 28 Eylül'deki ve daha öncesindeki var ise müfettiş raporları, burada bu sorun nasıl görülmez? Ben bir hekim olarak feryat ediyorum. Bu sorun görülür. Anında görülür. Fark edilmeyecek bir şey değil. Dolayısıyla bu sorunları görüp ne yapılmış? Bu müfettiş raporları sonucunda ne yapılmış? Ben size ne yapılmadığını söyleyeyim. Bu. Buyurun, buyurun. 28 Eylül'den sonra tam 7 ölüm gerçekleşmiş. Yani 14-10-2023 ile 18-1-2024 arasında 7 ölüm gerçekleşmiş. Feryadımız bundandır. O sırada bu fark edilseydi, o sırada gereken yapılsaydı, o sırada teftişler gerçekten yapılsaydı, yani Sayın Bakan 28 Eylül'de başladı, onu bile kabul etsek ölümler oldu. Dolayısıyla burada ihmal var. İhmal etmedim diyenlerin gelip o müfettiş raporlarını niye kapatmadığını açıklaması lazım. Bir kişinin, hem de diploması sarih olmayan bir kişinin, eğitim almamış yoğun bakım eğitimi olmayan hemşirelerle birlikte 350 yeni doğan yoğun bakımı servisi hizmeti verdiğini fark etmemiş olabilirler mi? Elbette fark ettiler. Aynı zamanda SGK daha geçen hafta sözleşmeleri iptal etti. Demek ki bilmiyor. Bu olacak iş mi? Burada ağır bir ihmal. Buyurun, buyurun, toparlayın. Susarak, geçiştirerek böyle bunun altından kalkamazlar. Gelecekler, tane tane rakamları verecekler ve ondan sonra biz neyin ne olduğunu anlayacağız. Teşekkür ederim. Evet. Sistem çökmüş. Sayın Çömez. Buyurun Sayın Çömez. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. AK Parti'nin Sayın Grup Başkan Vekili birkaç önemli konuya temas etti. Onunla ilgili değerlendirmeler yapmak istiyorum. Evet, bir kere burada bir komisyonun kurulması son derece doğru. Ancak bu komisyonun çok ciddi, disiplinli ve olması gerektiği gibi çalışması da son derece önemli. Tabiatıyla orada bizim vereceğimiz katkıların ihmal edilmemesi ve ortaya koyacağımız taleplerin üzerine ciddi olarak gidilmesi çok önemli. Bunun bir altını çizmek istiyorum. İkincisi, zaten bir teftiş yapıldığından bahsediyor. Aslında tam da vahim olan şey bu. Yani teftiş yapılmış fakat gereği yapılmamış. O teftiş yapıldıktan sonra, bitireyim Özlem Hanım. O teftiş yapıldıktan sonra hastanelere gereği yapılmamış. Yapıldıysa bu çocuklar niye ölmüş?